Fiziğin selam arkadaşlar. Bugün size elbette yine yeni bir projeyle karşınızda olmayacağım. Çünkü bugünkü proje bahsettiğim projelerden biridir. Biliyor musunuz? Önce video like atmayı, dislike atmayı, iyi ve kötü yorumlarınızı belirtmeyi ve kanala abone olmayı unutmamanızı rica ediyorum. Ve onu da bahsetmek istiyorum. Bu videodaki bahsettiğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Sadece bilgi paylaşmak ve yani tanıtım amacıyla çekilmiştir. Bugün bahsedeceğim projenin ismi ise Meta Gear projesi ve bu proje hakkında zaten ben size bahsetmiştim ve bunun hakkında videoda çekmiştim ve bugün ikinci videonu çekmek istiyorum onun hakkında. Ki projenin birkaç tane yeniliği sunuldu şu anda. Proje artık Android APK olarak siz artık bunu Android için Play Store'dan indirebilirsiniz isterseniz tabii ki. Gördüğünüz gibi ben de bastığım zaman beni atça gördüğünüz gibi indiriyor bunu. İptal edelim çünkü ben artık indirdim onu. İsterseniz bunu indirebilirsiniz. iOS için çok kısa zamanda gelecek. Gördüğünüz gibi April'da yani bu ay neredeyse gelecek. Yani bu ay gelecek ve bundan başka ise Android için ise artık çıkmıştı. Zaten bunu da Play Store'dan bastığınız zaman siz de indirebilirsiniz. Zaten istediğiniz gibi. Bugün bahsettiğim proje özelliklerden biri de oyunu nasıl oynayabiliriz? Çünkü oyun artık alfa sürecinden çıktı ve artık paylaşıldı insanlara. Yani halka açıldı. Ben zaten önce demo sürümünü sizin için tanıtmıştım. Şu an ise önce burada oyuncular kampanya günlük olarak katılacaklar. 48 saat içinde sıralama kalmalar sağlanacak ve hızlı dövüşler olacak, turnuvalar olacak. Hepsi hakkında bilgi vereceğiz. Şimdi şu anda dövüşler zaten var ve dövüşler de olacak. Şimdi nasıl dövüşler oluyor ve onun hakkında falan biraz bahsedeceğim. Böyle araba NFT koleksiyonu falan da yaratabilirsiniz. Siz de böyle yani güzel güzel pikselli güzel grafikler de vardır. Şimdi tokenomik arzına bakalım buradan. Önce marketing'in %8, seed sale falan, public sale, likidite, team, takım, advisor, ecosystem'in 18, development'in yani geliştirme ekibi ise %13 gibi yani paralar harcanmış durumda. Ve buradan takımının hepsinin LinkedIn hesapları da vardır. Buradan bakarsanız siz de tıklayarak onun hakkında bilgi edinebilirsiniz. Kimi Wu, Zhong Chao, Hailey gibi yani isimler var hepsi. Hepsi hakkında siz de bilgi edinebilirsiniz. Başka da yani yol haritası zaten hakkında da bilgi vereyim biraz size. Yani bir merkeziyetsiz olan DEX borsalardan yani decentralized borsalarda merkeziyetsiz borsalarda artık listelenmiştim de PancakeSwap'ta gördüğünüz gibi ben de artık burada sizin açtım. Gear Project gördüğünüz gibi ben de 596 tane var ve listelenmiş durumda. İsterseniz size tabii ki oradan alabilirsiniz. Yani zaten buradan gördüğünüz gibi MetaGear'ın kontrat adresi de mevcut durumda ve ikinci çeyreğinde 2022'nin neredeyse bu aydan sonra yani Mayıs'tan sonraki aylarda ise merkezi borsalarda listelenmesi hakkında olacak. Bundan başka ise onu bahsetmek istiyorum ki bu NFT üzerinden söyleyeyim. Bunlar da oyun sürümü web ve Android üzerinde olacak. Şu anda da mevcut durumda ve çok zincirli ana ağ olacak. Yani bunun hakkında 2022'de gelecekler hakkında buradan bilgi edinebilirsiniz hepsi hakkında. Bahsedeceğim bu kadar. Geçeyim şimdi oyuna. Oyuna geçtiğimiz zaman ise şu anda söylediğim gibi Marketplace'e geçiş yapıyoruz. Marketplace nasıl geçebiliyoruz? Buradan önce yukarı geldiğimiz zaman buradan Marketplace vardır burada. Marketplace kısmına tıklıyoruz ve artık bizi zaten yönlendiriyor bu site buraya. Buradan bizim kendi avatarımızı yani kendi NFT arabamızı şu anda oluşturmak için hisseler almak zorundayız. Nasıl yani? Çünkü mesela ben buradan şimdi oyuna giriş yapayım. Bırakalım oyuna giriş yapsın. Evet. Oyuna giriş yaptığımız zaman gördüğünüz gibi burada benim artık şeyim yok. Yani hiçbir şeyim yok. Gadget hiçbir şeyim yok burada. Ama ben bunlardan almam gerekiyor ki bulan bir tane yani ana şey tekerlekler, silah falan hepsini almam gerekiyor. Bunun için de ben Marketplace'e gelmem gerekiyor. Marketplace'e gelmem için ise şu anda mesela ben MetaGear kısmına geliyorum ve Marketplace'e geldim. Marketplace geldikten zaman ilk olarak biz chest almak istiyoruz. Yani ana almak istiyoruz. Yani ana bir gördüğünüz gibi bu kısmı almak istiyoruz ve biz Gear'la alacağız bunu. Gear token ile. Gear token de zaten söylediğim gibi hemen buradan alabilirsiniz. Siz de tabii ki isterseniz. Mesela ben mesela 120 boost'um var. 120 boost'u 379 tane zaten boost alabilirsiniz. Yani böyle söyleyeyim. Çok kolay yani almak işlemi. Ve geçelim şimdi buraya. Bakalım hangisini alacağız. Mesela bunu açıyoruz şu anda biz. Açtığımız zaman gördüğünüz gibi 1800 tane canı vardır ve 22 enerjisi vardır. Ve ağırlığı ise 20 olarak belirtmişler. Bunu diğerleriyle biraz karşılaştıralım biz de. 1800 can ve 22 enerji olarak ve 150 speed olarak karşılaştıralım. Şimdi geçelim diğerine. Gördüğünüz gibi 2000 can var bunda ve 20 enerji vardır.
Bu daha yüksek canlı ve ben bunu seçmek daha fazla isterim. Bakalım diğeri hangisi? 240 canlı, bu 1400 canlı var ama 26 enerjisi var. Bu da güzel bir şey. Bakalım başka ne var burada? 240'a 1800 canlı, 23 enerjili. Bu da az ama. 1900 canlı ve 21 enerjili. 250. Bundan alalım bir tane. Bir tane bundan alalım, evet. Buy now yapalım ve bir tane bundan alım yapalım ve buy now yapalım. Bakalım ne olacak. Sizinle birlikte alıyorum ben de zaten, onu göstermek için. Onaylayalım. Gibi artık confirmation olundu. Confirmated dedi. Yani artık bizim transaction'ımız şey oldu. Onaylayalım. Evet, artık gördüğünüz gibi you have successfully purchased. Please wait for me. Go to your wallet. Yani bir dakika bekleyin ve wallet'inizde buna bakın. Bakalım almış mıyız? Bakalım alınmış mı bu? Wallet'a tıklayalım. Inventory'e tıklayalım. Wallet daha gelmedi. Evet, artık geldi gördüğünüz gibi. Artık bizim burada vardır. Deposit now deposit. Gördüğünüz gibi chassis'imiz var. Artık bizim ana şeyimiz var. Ve gidelim diğerlerine. Şimdi bir tekerlek alalım buna ya, bir tane. Well'a gelelim ve tekerleklere bakalım. Biz en ucuzundan bakalım. En ucuzundan pahalıya doğru. Siz de yani bunu alabileceksiniz zaten. En ucuzundan alacaksınız. Gördüğünüz gibi 100, 100 ve bakalım bunun özellikler nedir? Level 1 ve HP'si ise 600 canlıktır. Onu söylüyor. 600 canlık. Buna bakalım diğerine. Mesela buna bakalım. Level 1 ve 400 canlıktır bu. Bu 400 canlı. Bu daha biraz zayıf ona nazaran. Diğerine bakalım. Mesela bakalım bu 101 canlıktı. Mesela bu 400 canlıktır. Bundan da istemiyoruz. Biz biraz daha fazla canlı istiyoruz. Evet, 600 canlı. Bir tane bundan alalım. Bir tane de bundan alalım. İki tane tekerlek var. Çünkü hem öne hem arkaya. Buy now yapalım ve bundan bir tane tekerlek alalım. Evet, onaylayalım bunu da. Evet, gördüğünüz gibi bu da artık onaylandı ve bizim wallet'imize artık geldi, cüzdanımıza bu da. Biz bir tane bundan aldık. Diğer bir tane de bu tekerlekten alalım. Biz 104 CR olan kısmından. Bir tane de bundan alalım. Buy now yapalım. Sadece fee ödeyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi artık bu da onaylandı ve bizim cüzdanımıza artık gelmesi gerekiyor. Bakalım buradan. Buradan değil de buradan bakalım. Bir tane biz cüzdanımıza wallet, inventory. Wallet'a bakalım. Nelerimiz var itemlerimizden. Gördüğünüz gibi iki tane tekerleğim var. Bir tane de chassis, yani ana şeyim var. Ana kısımda yani arabanın. Ve geçelim yine marketplace'e ve bakalım neler kaldı başka. Silah ve gadgetlerimiz kaldı. Şimdi silaha bakalım. Silahımız yani en önemli şeylerden biri bu kısımda. Ve silahların fiyatlarına bakalım. 75 gear, 79 gear falan yani satılıyor. Bakalım şeyleri ne kadar, yani etkisi ne kadar. Gördüğünüz gibi 320 hasar veriyor ve 12 enerji harcıyor. Buna geçelim. 280 hasar veriyor ve 13 enerji harcıyor. 13 enerji. 280'e 13. Bu ise kaçtı? 320'ye 12. Bu daha iyi. O yüzden zaten pahalı sanırsam. Numara bu var. 280'e 13. Bunu da istemiyoruz. Bunda ne var başka? 89'a 320'ye 12. Bu iyi sanırsam. Bundan alalım bir tane. Bir tane bundan alalım. Bakalım başka ne vardı burada daha şeyli. Aynı şey zaten sanırsam, biri daha pahalı, daha ucuz diğeri. Bu 104 yarı. Bu neydi mesela? 360 vuruyor. Bunu istemiyoruz. Bu 320 vuruyor. Bir tane bundan alalım. 84'lük. Bir tane de bundan alalım. Buy now yapalım bunu da. Ve confirm yapalım ki bizim için bu onaylasın. Evet, artık bu da bitmiş durumda. Artık bitti bu da. Onaylandı ve bunu da cüzdanımıza yol valete bakalım geldi mi. Valetimizi atsın. Evet, silahımız da gelmiş durumda artık. Silahımız da geldi. Bunu kapatalım. Oyunu birazdan sonra yeniden açarız zaten hesabımıza gelmesi için. Artık silahlar geldi ve bir tane de gadget almamız gerekiyor. Bakalım ne kadar ciğerimiz kaldı. 53 ciğerimiz kaldı. 53 ciğerde bir tane gadget alalım. Bakalım gadgetlere. Ucuzlu bir gadget var mı? Yokmuş. 54 ciğer zaten yokmuş. Low daha yapalım. Bakalım yok yokmuş. Biraz daha gear sanırsam almamız gerekiyor. Gadget almamız için. Bir tane biraz daha gear alalım biz zaten bunun için. 53 tane ise biz ne kadar gerekiyor? Mesela bakalım hangi gear, hangi gadget beğeneceğiz. Disable open ranged weapon for 2 seconds. Bunu Türkçe çevirelim zaten. Bu iyi, iyi yoksun. 2 saniye sonra devre dışı bırakılan rakibin menzilli silahı 2 saniyeliğine maç içinde sadece bir kez etkinleştirilir. Yani bunu yaptığımız zaman karşıdaki rakibimizi bizim etkileştirici 500'dür bu.
500'edir. Bu da 500 can veriyor ya zaten. Nedir? Önce orta kuvvetle geriye doğru itiyor. Orta kuvvet geriye doğru. Bu güzel bir şey zaten. Geriye doğru itmesi. Bu nedir mesela? İpin altına düştüğünde 50 saniye boyunca anda iyileştirir ve sürekli olarak %2 iyileştirir. Maç başına yalnızca bir kez iyileştirilebilir. Sonuçta bu biraz hoşuma gitti. Bu da 95 yani GR dişli değil de GR zaten. GR'a satılıyor. Ben bundan bir tane alayım mesela. 95 ise bize 49 tane lazım bundan. Yani 46 tane lazım neredeyse. Bu da 6 dolara falan denk geliyor. 6 dolarlık alalım biz de. 90, 100 olsun. 90, 96, 99 oldu. Olsun 99 sorun değil zaten yani olması 94, 95 olsun. Evet 99 olsun. 90, 45 tane aldım. Swap yapalım. Ve price updated diyor. Evet confirm swap. 6 dolarlık da bir tane alalım bundan. Alma işlemi de sizinle birlikte göstereceğim zaten. Fee ücreti de zaten ediyoruz. Ve close yapalım. Artık benim de artık yarım 90, 90 küsür tane olacak. Biraz fazla 90'dan. Ve bunu alalım. Yani de buy now yapalım ve buy now tıklıyoruz. Evet ve onaylıyoruz. Güzel. Ve artık paramız diğer şeyimiz de geldi bizim. Hesabımıza. Artık gördüğünüz gibi hepsi gelmiş durumda. Bizim hesabımıza bakalım. Evet geldi. Şimdi depozit yapalım onu. Bizim yani oyuna aktarması için onu depozit yapmamız gerekiyor. Onaylayalım. Depozit yapsın. Evet artık bizim inventörümüze bu geldi. Artık bizim paramız oyunumuza artık gelmiş durumda. Bana da bakıp basalım buradan. Buradan bakabiliriz. Bakalım geldi mi bizim. Sanırım o şey göndermiştik. Tekerlek göndermiştik. Tekerlekimiz bakalım geldi mi. Evet demin depozit yapmıştık. Biraz beklememiz gerekiyordu gelmesini. Gördüğünüz gibi artık whale'ımız gelmiş durumda. Şu anda chassis'imiz gelmediği için daha yapamıyoruz. Diğerlerini de bir bir şey yapalım biz. Depozit yapalım. Chassis'imiz de mesela depozit now yapalım. Evet artık bu da inventarımıza gitti. Bunu depozit yapalım. Evet bunların hepsini yani teker teker yaptıktan sonra ben zaten yani böyle depozit yaparak sadece fiziyatı diyoruz buraya. Yaptıktan sonra zaten ben oyuna geçiş yapacağım. Şimdi oyunu da size göstereceğim. Ulan hepsine ne kadarlık para gideceği konusunda. Yani ne kadar şey yapacağız onu oynamak için neler yapmamız gerekiyor onun hakkında bilgi vereceğim. Zaten bitmiştim de zaten bir tane bu kaldı. Silahımızı da yapalım. Arkadaşlar artık bitti ve oyunumuza artık yetmiştim de. Bir tane oyunumuza şey yapalım. Confirm gördüğünüz gibi sonucunu da gönderdim. Ve wallet zaten connect olması gerekiyor. Evet connect oldu ve biz de oyuna giriş yapabiliriz ve oyuna giriş yaptığımız zaman gördüğünüz gibi burada ben şifremi de yazıyorum ve giriş yaptım. Bakalım bizim silahımız nasıl işe yarayacak ve nasıl var. Özürünü bir basalım. Geldi. Tekerlek basalım. Bir tane bundan, bir tane bundan. İki tane tekerleğimiz var. Bir tane silahımız var ve bir tane de gadget'imizi koyalım. Evet artık bizim silahımız tam hazır kısım konuda ve biz de bastık bunu. Ve geçelim şimdi savaşa. Nasıl savaşacağız? Artık stage fight yapalım. Some of your items are broken or main durability not enough to connect the match. Diyor ki bazı itemleriniz diyor ki yani bozuk ve şey yapamıyor. Bakalım neden bozukmuş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim bir tane tekerleğim bozuk çıktı aldıklarım arasından. Onu da bakmamız gerekiyordu. Bakmadı. Gördüğünüz gibi diğer silahlarım zaten full işaretli şu anda. Full ve bu genetics kısmında ve teşerlerimden biri full ama diğeri ise biraz bozuk. Repair için ise sadece bizden bir tane bu gold metten istiyor yani şeyden kızıl metten istiyor. Kızıl metin fiyatı ise neredeyse şöyle söyleyeyim gold met yapalım buradan. Gördüğünüz gibi 80 en düşüğü baktığımız zaman en düşüğe bakalım biraz low to high kilim aşağıya. Ne oldu? Demin bakmıştım 80 GR falandı. Bir de diğer sayfalara geçelim. 10 boost'a falanmış yani. Evet var. Gördüğünüz gibi 21 GR'a da var. Gold mat varmış. Bunu da veya silelim ve gold mat'ten bir tane alalım. 20 GR varsa zaten almak mümkün. Alalım bir tane. Onu tamir etmek için. Diğer sayfaya geçelim. Ne kadarlık lazım bize? Gelin biraz da aşağıya. Demin vardı sanırım. Evet artık da bulduk. 21 GR'a bir tane bulduk. Gördüğünüz gibi bir tane 21 tane GR daha alalım. Bir tane 21 22 alalım. 22 22 alalım. O kalsın problem değil. 3 dolarlık yapıyor. Onaylayalım ve onayladıktan sonra artık GR'lar hesabımıza
gitmiş durumda olacak. Evet, geldi ve buy now yapalım bir tane alımından onu tamir etmek için. Evet, artık bunu da aldık. Biz aldık ve cüzdanımıza geçiş yapalım. Ve cüzdanımıza geçiş yaptığımız zaman buradan wallet'ten görebiliriz ki artık cüzdanımızda itemlerden bir tane gold var ve bunu da depozit yapalım ve depozit yapsın. Evet, diyor ki yani para oyundan çıkış yapalım, daha sonra şey yapalım, oyundan çıkış yapalım ve depozit yapalım şimdi. Evet, artık bunu da onaylayalım. Sonra da 0002 002 şeye BNB'ye onayladık ve Your Inventory artık oyuna giriş yapabiliriz ve yapalım ve oyuna giriş yapalım. Evet, oyuna giriş yaptık de hızlı şekilde şifremizi yeni bir oyun yapalım. Bakalım bizim bir tane altınımız gelmiş mi? Evet, bir tane altınımız geldi. Ve şu anda oyuna giriş yaptıktan sonra buradan bu biz kendi tekerleğimizi tamir yapalım. Tamir edelim. Repair ve repair yapalım. Yes. Artık full oldu bizim tekerleğimiz artık. Gördüğünüz gibi. Ve tekerimiz de full. Artık maça girebiliriz. Maça girdiğimiz zaman stage 5 yapalım ve bakalım yenebileceğiz mi? Hadi. Ay, yenildik. Çok şey süresinde yenildik ya, çok. Ucu ucuna. Bir daha yapalım. Bu yenecek sanırsam bizi. Yine yenildik. Bir tane yenemeyeceğim ya. Aslında bunu yeneceğiz. Bunun çok fazla canı da yok. Şey de yok. Silahı da yok. Evet, bunun silahı da yok ya. Bunu yeneceğiz. Evet, olabilir. Güzel. Bunun güzel oldu. Evet, 15'lik artık şey kazandık. Önce bundan biz neredeyse 1000 tane kazandıktan sonra bir tane kutu açabiliyoruz ve bu kutunu da istersek tabii ki açabiliyoruz veya satışa çıkabiliyoruz. Çok, yani güzel bir kutu satışa basarak. Sanırım evet, bizi yenecek. Olabilir tabii ki, böyle yani böyle yaparak yapabilir. Bunu neden bu şöyle yapıyor? Bunu anlamadım. Bizi geriye itiyor. Sanırsam evet, şey yapmak için. Bizi ileri itmesi gerekiyor ama evet, geri itmesi iyi oldu belki de, yani ileri gideceğiz sonra. Evet, sanırsam o şey için, mesela uzaktan vuran silahlar için izliyordu. Mesela bunu biz kapatırsak ne olur? Kapatalım bir defa da böyle şey yapalım. Yes. Yani böyle savaş yapalım. Canlı çok fazla. Yenemedik bunu da. Olabilir yani böyle. Yani oyun kısmı da böyle yani. İsterseniz tabii ki burada da rakiplerimizi yendik. Bir tane yendik. 4 defa yenildik. Onun hakkında bilgi veriyor. En azından 15 tane şey kazandık. Onlar da istersek tabii ki yapabiliriz. Yani bu kadar bugün bahsedeceklerim yani bu video hakkında. İsterse tabii ki onları da yeniden çevirebiliriz. 5 tane NFT'm var benim. Ben onu belirtmiştim de. Burada bunlar var. O takalım kalsın yani, güzel bir şey. İyi geriye itiyor. Yani sonra yeniden savaşa gidiyoruz. Bakalım diğerlerinin canı falan gidiyor mu? Evet, canı gidiyor. Çok fazla gittiğimizde 3 tane savaşa mesela 99.7 oldu. Bunun da canı gidiyor. Sonradan yine repair yapabiliyoruz. Şöyle söyleyeyim. Güzel bir şey tabii ki. Sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Yani bununla başka bahsedeceğim bir şey de yok bu konuda. Site hakkında zaten konuştum. Twitter hesabı da, Telegram hesabı da. Bunlar da isterseniz tabii ki siz de abone olabilirsiniz bu site hakkında.